Selamlar herkese. FIFA kariyerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Ligin ikinci yarısı başlayacak. İlk yarısı son bulacak. Ve birkaç tane transfer çalışması yaptım. Şeylerini araştırıyoruz şu an. 24 günlük bir süreleri var. Büyük ihtimalle biz bu videodayken dolacak onlar. Göreceksiniz onları da zaten. Bir tane de stoper almayı düşünüyorum. Bedavalarda o var. Onu bir alalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, Cesar Montes. Kendisine teklif yapıyoruz. 14 milyonluk değeri var. Bize katkı sağlayacak. Defansımız çok kötü arkadaşlar. Aşırı kötü yani. Önemlisi bizim için Sezar'cığım. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz diye bir laf var. Bildin mi? 25 yaşında genç yetenek satabilme olasılığımız da olur. İlerleyen şeylerde. Güzel olabilir yani. Gol yenmeyen maç bonusunu kaldır. Ben bonuslara karşıyım. Evet, kendisi geldi. Hoş geldin. Hoş geldin delikanlı. Neler yapacaksın takımda? Kadro merkezinden de hemen diyecektim. Forma numarasını verelim diyecektim. 5 numarayı vermişler kendisine. Ve kendisini bu maçta göreceğiz. Tayyip Talha aslında güzel götürüyordu. Fakat çok yeterli değil. Hatayspor'a, Atay'a gidiyoruz. Bakalım Atay'da neler yapacağız. Weghorst'la Kayseri'yi devirmiştik. Şimdi Atay'ı devirip yolumuza 3 puanla devam etmek istiyoruz. Kadromuz bu şekilde. Yenip galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz. Yani devam ettirmek istiyoruz daha doğrusu. Bakalım yeni transferimiz Cesar'da bize nasıl katkı sağlayacak. Onu merak ediyorum açıkçası. Dani, Cenk Tosun, Cenk kaleci, Cenk Gezal kaleci. İyi oynuyoruz. Haydi olacak. Haydi çocuklar. Evet, bir frikik. Gezal uzaklardan. Gezal golü attı. Yine Gezal. Gezal gol attı inşallah. Yine bu üst randa sonuçlanmaz. Gezal ne zaman gol attı? Üst randa sonuçlanıyor o maçlar. Bravo Ertin. Bravo Ertin. Dersin sen süpersin ya. Hocam. Penaltı mı? Yapma gözünün yağınıyım ya. Ne penaltısı ya? Bakıyoruz. Evet, penaltı mı değil mi? Bakıyoruz. Göremedik. Yörünge yapıyoruz. Penaltı mı değil mi öreceğiz şimdi. Durun. Penaltıymış lan. Vay arkadaş. Değmiyor ama. Değmiyor sanki değil mi? Pıt. Otim oynatıyoruz. Penaltı mı değil mi tartışmaları? Valla elle vurmuş. Zeruiz. Yapma. Rozier bomboş bir alan buldu kendine. Rozier. Bolentin. Mükemmel bir alan buldu kendine. Hoki geldi. Müthiş bir gol beklentisi 0.2 ile gol attı. Penaltı beklediler ama hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda 3-3 kapatıyoruz. Bir değişiklik yapmadan ikinci yarıya devam ediyoruz. Abi Roman Saiz. Roman Saiz. İyi döndüler. Vallahi iyi döndüler. Ersin bravo. Rodriye iyi orta gol getirir. Cenk vur ona. Cenk Tosun. Tosun Paşa attı kafa golünü. Ligin ilk yarısını moralli kapatırsak bence olacak gibi. Bravo Montes. Harikasın Montes. Yeni transferimiz Montes. Harika işler yaptı. Ama orası boş kaldı şimdi. Yapma be. Ya şaka gibi gol yedik ya. Çok iyi ara pas attı be. İçeri girin oğlum. İçeri girin lan. Get down. Olmadı. 7 dakika var. Uzatmalarla birlikte 10 dakika diyebiliriz. Aşırı güzel pas. Weghorst. Net pozisyondan yararlanamadık. Yani yaklaş. Hocam bitirirsen kavga çıkar. Hocam penaltı. Penaltı hocam eline çarptı. Eline çarptı hocam, böyle yapıyor hocam. Delmiş şey, hiçbir hocam. Atmamız lazım. Hadi Weghorst. Weghorst. Mükemmeliz ve son dakikada penaltıyla 4-3 kazanıyoruz. Bravo çocuklar.
Şanslı bir galibiyet aldık. Merhaba. Evet. Sor hocam, sor. Buyurun. Kıran kırana bir mücadele izledik. Evet, haklısınız. Kıran kırana bir mücadelenin sonunda son 5 dakikada galibiyeti bulduk. Umarım bir dahaki sefere şansımız yaver gider ve şansa ihtiyacımız olmaz diyorum. Şansı kendimiz yarattık aslında. Hatay Spor karşısında rövanşı aldınız mı? Hatay Spor'la biz maç yapmadık hocam. Sen daha toysun galiba, yeni geldin. Buraları bilmiyorsun. Daha iyi hazırlandık ama Hatay Spor'la biz maç yapmadık yani. Zor bir maçtı. Zor bir maç mıydı diye soruyorsunuz. Herhalde bence kesinlikle katılıyorum. Her maç zordur kardeşim. Çünkü niye? Top yuvarlaktır. Bu da işi zorlaştıran şeydi. Kağıt üstüne ne kadar üstün olsakta. Thank you so much. Daha da işler daha farklı. Ben teşekkür ederim. Adana Demirspor maçı geliyor arkadaşlar. Kendi evimizdeyiz. Puan durumuna da bakmak istiyorum. Neler oldu, neler bitti. 13. sıraya yerleştik. 20 puanlıyız. Adana Demirspor'da 24 puanla 11. sırada. Ligde puan farkı 18. Trabzonspor şampiyonluğa doğru ufak ufak ilerlemiş. Daha var tabii ki. Henüz hiçbir şey bitmedi. Biz son sözlerimizi söylemedik. Mayıs'a kadar devam. Adana Demirspor'u ağırlıyoruz. Bakalım neler olacak. Yine aynı kadroyla çıkacağım. Dolmabahçe'de mükemmel bir hava var. Ve Adana'yı ağırlıyoruz. Kebap getirdiniz mi oğlum? Kebap getirin lan. Bravo Rozier. Alman lazım. Ya Allah Allah. Penaltı beklediler ama olmadı. Evet, çıkartalım şuradan artık. Redline bölgesi orası. Redline bölgesi orası. Çok güzel gol yedik ya. Bak ne güzel ara pas attı adam. Bak. Hop pıt. Montes ne yapıyorsun? Bakıyorsun kardeşim. Yeni geldin. Hemen ortama uyum sağlıyorsun yani. Ya hocam yürü git ya. Ne yaptı çocuk? Ne yaptı? Allah aşkına ne yaptı? Bakın. Evet, ayağına basmış azıcık. Bir şey yok. Bravo Bersin. Bravo Bersin. İşte bu maçın kırılma noktası. Hadi çocuklar. At oğlum önüne. At. Bir daha at. Bas. Çıldır. Raşit Redmond diyecektim ya. Raşit. Ay, adam uçan kafayla müdahale etti ya. Güzel getirdi. Rodie iyi orta gelir mi? Cenk. At artık. Yapma be. Evet beyler, son dakikalar diyecektim. İlk yarının skoru geldi. 1-0. Cenk Tosun Muleka değişikliğiyle başlıyoruz ikinci yarıya. Bakalım Muleka fayda sağlayabilecek mi? Cenk'ten fayda alamadık bu maçta. Muleka'dan harika pas Gezal'ın önüne. Gezal kurtarırsa tehlike olabilir. Gezal. Bravo be çocuk. Hadi oğlum birazcık verelim kendimizi. Bak gelecek gerisi, bak göreceksiniz. 16 maçta 5 golle Gezal. Alkışlar sana. Ya oğlum ya. 2 dakika sevindik. 3. dakikada gol yiyoruz ya. Evesimiz kursağımızda kaldı ya. Scheiße diyor bizim Almanlar. Alman var oğlum bizim statta ya. Vallahi bak diyorum, kariyerin başından beri. Almanya mı? Tövbe ya. 3-1. Çok erken goller yedik. Bütün konsantrasyonumuz dağıldı yani. Bu kadar olmaz. Ödü patlıyor herhalde topu sürecek diye. Dele Ali. Kaleci Özbir. Hiç beklemeden tık kullanacağım. Muleka. Kaleci çok net. Abi onu nasıl atamadım Muleka ya. Enkudu. Dövüyoruz Adana Spor'un kalesine ama yeterli olmuyor. 3-1 kaybedeceğiz ya. 2 dakika sevindik. 3. dakikada golü yedik. Yavaş. Ağzına soktun adamın ayağını. Bravo ya. Çok iyi geldiler. Bravo. Adana'yı tebrik ediyorum. Güzel oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel oynadılar. 4-1'de kazanmayı hak ettiler. Bizim eşekliğimiz. Bizim oyuncuların eşekliği. Gülbrensen. Sen biraz gül kardeşim. Ligin ikinci yarısında görüşürüz. Sor evlat. Bu maç çok kötü geçti. Valla inanın çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Acayip zor bir maçtı yani. Oyun planını uygulamadılar. Bir şeyler yapmadılar böyle. Ne bileyim, hararet yapmış gibiydik sanki. Hararet yapmışız yani. Hatay Spor ve iki tane maç kazanınca bizim takım birazcık ısınıyor. Isınınca hararet yapıyor. Ne yapmak lazım bunları? Islak odunla, ıslak havluyla dönmek lazım. Kalıcı bir durum değil. Evet. İki maç daha yenilip ondan sonra bir maç daha yeneriz yani. Sıkıntı yok. Onlar daha iyi oynayan tarafta. Adana Demirspor'u hakikaten tebrik ediyorum. Tebrikler Adana Demirspor. Bizi 4-1 yendiniz kendi evimizde ama bir sonraki maç için söz veremem. Ben de teşekkür ederim. Konuşuruz.
Ligin ikinci yarısı başlıyor. İkinci yarıya başlamadan önce şöyle bir puan durumuna bir göz atalım. 13. sırada bitirdik ligin ilk yarısını. Bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim, belirteyim. Buradan şimdi buradaki önemli olan şey bütün maçları kazanmak. Yani 18'de 18 değil de 10'da 10 bile yapsak, 30 puan toplasak bizim için gayet iyi bir performans olacak diye düşünüyorum. En azından 5. sıraya, 4. sıraya yerleşiriz ki bu da bize yeterli olur. Şu anki halimizle söylüyorum, eğer yenilirsek, yani işler kötü giderse en kötü 9 galibiyet ya da 10 galibiyet almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara belirtirseniz sevinirim. Evet, Kasımpaşa maçı geldi. Kasımpaşa deplasmanına bakalım. Farklı bir kadroyla çıkacağım. Kasımpaşa karşısında Muleka, Vega ve Tayyip Sonuç giriyor. Kasımpaşa'dayız. Kasımpaşa Spor maça başlayacak. Ev sahibi ekip, bakalım bu maçtan 3 puan koparabilecek miyiz? Adana Spor maçından sonra bu maçta, gerçi bu ligin ilk maçı, ligin ikinci yarısının ilk maçı. Vega, Alexis Vega, yeni transferimiz, 10 numara bir gol atıyor. Bravo çocuk. Bunu daha kariyerin başında almıştık arkadaşlar, bu oyuncuyu. Sürpriz bir transfer yapmayı planladığım için almıştım ama satamıyorum. Satamadığım için de parasını kullanamayacağız. O yüzden ben de oyuncuyu kullanayım dedim. Ve gayet de güzel bir verimli bir şey yaptım. Bu zamana kadar nereler dedin sen Vega diyeceğim. Olmayacak Vega. 3. dakikada golü attık. Tayyip Sanuç'un pozisyon bilgisini ben artık şey yapamıyorum yani. Vallahi Tayyip Tanuç'un pozisyon bilgisini hiçbir şekilde sorgulayamıyorum ya. Çocuğun pozisyon bilgisi yok. Bir insan bu kadar kötü olamaz ya. Allah. Bu arada ilk defa kendi oyuncumuza top indirebildik, ama topu. Yasin. Yasin Bulut! Yasin Bulut Beşiktaş formasıyla golünü atıyor. Vega. Muleka 3-1. Bravo Ersin, alırsın onu Ersin. Bravo Ersin. Yasin güzel orta gelirse, Muleka vurursa hep hayaller masallar. Son Fernandez ortayı yaptırmıyor hakem. İlk yarının skorunu belirledi. Kadroları bozmadan ikinci yarıya devam ediyoruz arkadaşlar. Vega attı arapasını, 10 numara bir arapas. Getson Fernandez 4-1. Alexis Vega bu pasların bir anlamı olmalı diyor. İnce espri yalnız. Hocam kendi düştü hocam. Ya Roman Tay, niye arkadaşım, niye çekiliyorsun geri ya? Allah Allah. Geri çekiliyor, bakar mısın ya? Bak şimdi bak. Bak. Görüyor musun? Ya bırak onu. Okuyayım sizin şeyinize ya. Taktik bilginize ya. Normalde o adamın oraya gitmesi lazım kardeş. Chris Ogun. Carlos Rodriguez. Chris Ogun. Saçma sapan pozisyonlardan gol yiyoruz. Benim uyuz olduğum konu o. İnanın bak, güzel gol atanları güzel gol atıyor diyorum zaten. Bence güzel olanlar yani. Çok iyi gol attı be. Na 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 na. Stelina. Güzel vurduk mu? Çok güzelsiniz. Bravo. 4-3 yine kazandık. 4-3 kazanıyoruz. Her maçı 4-3 kazanıyoruz. Evet, Kasımpaşa Spor'u farklı yenemedik. Yine her zamanki gibi malcana goller yedik. Malcana demeyelim yani. Hatalı goller yedik. Sonuçtan hiç şüphe etmiyoruz. En kötüsüne zarar. Oyuncularımı tebrik ederim. Yine de kazandılar. Maçı farklı galibiyetle, yani 4-1'e getirip 4-3'ü görmemiz birazcık sıkıntı oldu. Oyuncularımızın başarısı, Carlos Vega'yı da buradan tebrik ediyoruz. Endişeli değilim. Çünkü son 3 dakika, ya 3 dakika diyorum, 5 dakika kala gol yedik zannedersem. Thank you for your time. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Transfer yapacağımız yetenek avcılarımızı gönderdiğimiz raporlar geldi. Kevin Alvarez, Ahmet Suhanel. Onlara baktım ama sizle birlikte tekrar bakalım. Kevin Alvarez sağ bekmiş araştırdığımız. Güzel bir ortalama bir oyuncu. Ahmet Suhanel 23 yaşında. Çok gerekli bir stoper değil kendisi. Mozikin de 34 milyonu var. Hayırlısı olsun. Juventus'ta kiralık oynuyor. Yasin Adli. Bu çocuk radarıma girdi. Girmeli değil. Jota'nın nihai raporu geldi. Jota da kendisi 23 yaşında Jota. Onu da alabiliriz. Matteo Guendouzi. Bakalım Matteo Guendouzi 38,5'muş. Buna ben bu kadar para vermem. Bu adam bu kadar para etmez zaten. Rafa Mir. Hangisini alacağım diye şey yapmıyorum. Şu an size transfer listemizi gösteriyoruz.
Peter. Real Madrid'in bonus kafası Peter. Mayron Badou 15 milyonmuş kendisi. Bakacağız. Hangisini alırım, hangisini almam. Senden daha fazla bekliyorum. Benimle konuşmandan memnunum Roman Saiz ama defansından memnun değilim. Onu da bil. Curtis Johnson da tek şey geldi. Güzel oyuncu bak. Bak bak. Top kontrolü 84. Dribbling 81. Güzel bak. Bu ortalama bir oyuncu. Bunu mesela alabiliriz. Yönetim hedeflerden uzak olduğumuzu belirtiyor. Hangi hedeflerden uzakız birader? Genç oyuncu takım altyapıdan bir tane transfer yapacakmışız. James Garner çok dengeli bir oyuncu. Bakar mısınız? Bak şuradan dengeli olduğunu anlayabilirsiniz. Dengesine bakmayın. Denge 58 ama çok dengeli. Statlar olarak çok dengeli bir oyuncu. Yeni transfer. Aslında şöyle yapsalarmış güzel olmuş. Şimdi ben bu adamı aldım. 3 maçtır oynatıyorum. 2 maç mı oynadı? Yok. 1 maç oynadı lan. Bu adam 1 maç oynadı ve şu an daha yeni sağlık kontrolünden geçiyor. Bir sonraki transferlerde emin olun böyle yapmayacağım. Bir sonraki transferde bu sahneyi görmeden oyuncuyu sahaya sürmeyeceğim. Transfer sezonu açıldı arkadaşlar. Transfer sezonu artık ne yapılır? Transfer yapılır. Ömür alın. 2 yıl kardeşim. Da söyleyelim. 1 yıl da söyle. Kabul. %50. 2 milyon da vereyim. 200. Tamam olur. Çocuğa da kiralama etkisi var. Tamam opsiyonlu. Curtis Jones için kiralama teklifi oluyor mu? Oluyor valla. Curtis Jones şöyle tekrarlık düz kiralasak. Lopçum bak. Tamam hadi ya. Kısa süreli olsun hadi. Oha çok dedin lan. Kaç para veriyorsunuz oğlum bu adama? Bak, bu adamı kiralayabiliriz. Alabiliriz. Hiç fark etmez. Ahmetcan Kaplan. Müdahale falan 19 yaşında. Arsenal'li bir oyuncu vardı ya şurada. Nelson'a. Nelson. Ah Nelson'u bedavaya alabiliyoruz. Teklif yap hemen teklif. Nelson'u bedavaya alabiliyoruz. Çok güzel. Gel bakalım seni 5 yıllık bir belki önemli bir işler yaparsın. 5 yıllık bir sözleşmeyle. Kabul. Serbest kalma bedeli vermiyoruz. Bizde yok öyle şeyler. 170 prim veririm. 42,5. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Seneye katıl aramıza. Daha gelmiyorsun ki sen ya kardeşim. Bunları zamanında yapın. İyi. Bak bunları saçma sapan yapıyorsun. Telefonla konuşuyorum. Hadi görüşürüz yaptım. Hadi. Hadi işim var yürü. Ne alaka böyle bir şey oldu? Real Madrid geldi bir şeyler oldu. Ha bedava transfer ya ondan öyle oldu. İyi bir transfer yaptığımı düşünüyorum inşallah. Redmond'un yerine koyarız onu. Gerçi şey var. Moukoko bunu alacağız arkadaşlar. 4,5 veririm ben buna. Hayır kulüple görüşmelere başla. Direkt oyuncu versem sana. Ne diyorsun? 15 milyon. 11 milyon istiyorsun. Al bunu. Al bunu bak keyfine. Sen ne diyorsun ya? Hemen veririm. Hemen. Hop. Gerilme. Sakin ol. 4-450'yi veririm ben sana. Sıkıntı yapma. Kardeşim 4-450 verilir ya. Sıkıntı yok. Önemli. Dediği buymuş. Menajeri de abla çıktı. Güzel. 5 yıllık. Güzel. Sen ne kazanıyormuşsun? 10-10,5 kazanıyormuşsun. Ben sana 11 vereyim. Arkadaşlığımız pekisin. Yiyelim. Aferin. Genç yeteneğimiz. Yeni transferimiz. Tekrardan bizimle. Benim yardımcı bu herhalde. Bak teknik direktör burada. Hoş geldin. Ben bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum. Başkanla görüşüyoruz. Toplantıdaydık. Borussia Dortmund'tan Moukoko'yu transfer et. Jamie. Ya hocam en iyi şeyi aldım. Satış fiyatı 5.6'ymış. Daha iyi görüşme beceriyle bu anlaşmadan 1.1 cebime kalabilirmiş. 3 milyona mı alacaktık yani? Ne yapacaktık ki? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni transferlerimiz hakkında konuşacaksanız onlara cevaplarım. Ama maç hakkında konuşacaksanız yanlışlarımızı düzeltip doğru yaptıklarımızı da devam edeceğiz. Nasıl cümle oldum gördünüz mü? Rakibiniz 4-2 kazanmıştı. Evet unutmadık. Aynı hataları ikinci kez yapmayacağız inşallah. Öyle ümit ediyorum. Şampiyonlar Ligi hedefimiz riske girdi evet ama biz çabalamak bizim görevimiz. Çabalayacağız. İlk 5'e girmek. Okay guys, thank you so much for attending. Apologies if you're late to get question in. Yeni gelen oyuncularımızın bir forma numaralarını bir şöyle bir kontrol edelim. Yeni transferlerimiz. Ne yapayım çok hızlı gittin ya. 19 numarayı giymiş. Tamam 19 numara bence gayet iyi ona. Takım kadrosuna girip şu yönetimden hemen Cenk Tosun'u artık yedek bırakıyorum. Yani Muleka gelsin. Onun dışında Moukoko, Cenk Tosun değişikliği. Vega'yı oynatabiliriz aslında Ankara Gücü maçında. Bakalım Vega çok iyi performans sergilemişti. Redmond'u alacağız. Kerem gelsin. Kerem de. Forvet'te Moukoko ve Chris Ogun, Enkudu veya Weghorst o şeylerde. Durumlara göre değiştireceğiz. Bakalım neler olacak. Ankara Gücü maçına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ligin ikinci yarısı başladı. İlk maçı kazandık. Zarla zorla ittirek aktıra. Bu maçtan da galibiyet bekliyorum. Vega, Muleka, Yasin Bulut'tan çok şey bekliyorum ileri uçta. Bakalım neler yapacak. Kendi evimizde Ankara Gücü'nü ağırlıyoruz. İlk maçta 4-2 kaybetmiştik kendilerine. Yağmur da var. Bakalım neler olacak. Roman Saiz. Ersin bravo. Çok güzelsin Ersin. İlk 30 dakikayı 0-0 eşitlikle götürüyoruz. Gol gelmedi. Vega, Rozier. Fernandez, Muleka, kalenin içine kadar soktu topu. Bir dakika uzatma verdi.
Ve ilk yarının skoru geliyor Muleka'nın tek golüyle. Aynı kadroyla devam ediyoruz. İkinci yarıya gol ya da goller bulabilecek miyiz? Vega'ya gelmedi top. Allah Allah. Ersin, Ersin dikkat. Ersin ne yapıyorsun Ersin? Bravo. Bravo. Hala uzaklaştıramadık. Golü yedik. Ama çok gol yiyelim diye uğraştırıyorsun ya. Uğraşıyoruz yani. Yiyelim diye resmen çok uğraşıyoruz yani. Ya Kerem. Sinirleneceğim bak. Şimdi sinirleneceğim yani. Bu kadar olmaz. Salak salak goller yiyoruz ya. Hayret bir şeysiniz ya. İki maçta da yenildik ya. Böyle bir salak gol olamaz ya. Vallahi olamaz. Yok yani böyle bir şey. 10 dakika çok şanssızlık geçirdik yani. Çok şanssızlık. Bir de defansif hatalarımızı tekrar tekrar yapıyoruz yani. Bu kadar olmaz. Daha hala oturtamadık onları ya. Ligin yarısı geldi. Hala oturtamıyoruz. Maçı resmen hediye ettik ya. Delali'yi geri mi çağırmış? Ne olmuş? Geri çağırdı. Tamam Delali gidebilir. Sıkıntı yok. Gitsin Delali. Emre Demir için teklif kabul. Emre Demir geliyor. Evet arkadaşlar bu arada teklif ettiğim oyuncular bunlar. Curtis Jones, Emirhan İlkan'ı geri çağırdım. Geri gel dedim. Orta sahada sana ihtiyacımız var. Yusuf Baratlı, Bartu Elmas, Burak Yains. Onun dışında diğerleri zaten biliyorsunuz aldık. Kim geldi? Emirhan İlkan kiralık olarak. Curtis Jones kiralık olarak geldiler. Bravo bravo bravo. Yo, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Orta sahada en azından yani yarım dönemlik. Bütün herkes geldi. Gelmesi iyi oldu bu arada. Adana ile bir kez daha karşılaşıyoruz. Adana Demirspor maçı geliyor arkadaşlar. Belli bir kısımda kamerayı açmayı unutmuşum ben röportajdan sonra. Olsun. Bu arada bu videonun son maçı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Brady Gulbrecht'ten 3 maçta 4 gol atmış. Vay terbiyesiz ya. Çok iyi performansı var ya. Bayağı iyi performansı var. Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'la karşılaşıyoruz. Adana'dayız. Ev sahibi ekip başlıyor. Bakalım. Onyekuru Ersin. Tayfur yemen lazım ona artık. Ya of be oğlum. Çok iyi geldiler. Çok iyi geldiler. Tayfur'un orada onu yemesi lazım yani. Lütfen biletinizde belirtilen lan nereye oturacak adamlar ayakta izliyor maçı ya. Biletinizde belirtilen koltuğa oturun diyorsun. Anonsa bak. Türkiye'de böyle anons. Yani ayıp. Güzel. İyi girdik. La oğlum ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. O nasıl bastı ya? Ha bırak Allah aşkına ya. Ha bu Adana Demir skor neymiş ya? İlk yarının skoru geldi. Çok sinirlendim şu an yani. İkinci yarıya başlıyoruz. Güzel bir performans sergiliyoruz. Ama orada hatalı pas. Neydi o pas ya? Neymiş bu Adana Spor ya? Neymiş bu Adana Spor böyle ya? Bravo Ersin. Çok güzelsin be. John Curtis. Yeni transferler iş başında. 2-1. Çok iyi kaçırdı. Curtis yapma. Bitireceğim mi hocam? Teşekkür ederim hocam. 2-1 mağlup olduk Türkiye Kupası'nda ama olsun. Valla Adana çok iyi oynuyor ya. Adana valla Barcelona gibi oynuyor Adana. İnanılmaz. Gerçekçi olmalıyız. Kötü bir başlangıç yaptı. Olsun sıkıntı yok. Beşiktaş takımı mı olsun? Buradan geri dönebiliriz. Bence geri dönebiliriz. Ben inanıyorum. Her fırsat altın değerinde bizde. Mokoko daha yeni geldi. Mokoko. Yani başaracaktır. Başaracaktır. Redmond Southampton tarafından geri çağırdı. Tamam. Şimdi benim Bartu Elmas'tan yana bir şeyim var. Bartu Elmas gelirse çok güzel olacak. Diğerleri gelse de gelmese çok önemli değil. Emre Demir de geliyor. Weghorst Burnley tarafından geri çağırdı. Çok güzel, çok güzel. Gidin. Şimdi şöyle bir gerçekçi olalım arkadaşlar. 13 puan, 13. sıradayız. 23 puandayız. Çok kötü bir performans sergiliyoruz. En yakın rakibimiz yani ilk 5'teki en yakın rakibimizle 11 puanlık bir fark var. Liderle de aramızda 21 puan falan fark var. Bu kapanmayacak bir puan farkı değil. Bizim yenmemiz lazım. Bundan sonraki bütün maçları yenmemiz lazım. Böyle bir takvime de bakmak istiyorum. Takvimimizde de Fenerbahçe Galatasaray maçları var. Adana maçı var. Tekrardan Adana Spor değişik bir takım ya. Çok değişik oynuyorlar. Hatay maçı, Kayseri Spor maçı, Ümraniye ve İstanbul Spor. Bir sonraki bölüm çok derbili bir maç olacak. Gene bir önceki video gibi olacak. Bakalım o bölümde hiçbir şey yapamamıştık. Bu bölümde çok bir şey yapamadık. Bu bölümde de çok bir şey yapamadık. Bir sonraki bölümde bakalım neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz.
Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.